değerlendirmelerinizi alalım istiyoruz. Abdullah Bey, sizle başlayalım operasyonundan. Hem ilk bilgiler hem sizin değerlendirmeniz. Şimdi efendim, öncelikle vuruşları isabetli olsun, kılıçları keskin olsun. Ben şu ana kadar takip ettiğim harekatlar içerisinde en kapsamlı harekat olduğunu değerlendiriyorum. Yani daha önce evet belki çok fazla sayıda uçakla harekat alanlarında bir etki ortaya koyduk. Ama bir alana özeldi onlar. Yani Fırat Kalkanı'na özeldi, Barış Pınarı'na özeldi veya Zeytindal harekat alanlarına özeldi. Ama burada hem Irak'ta hem Suriye'de PKK'nın yuvalandığını konuştuğumuz her yerin bir şekilde vurulduğunu görüyoruz. Yani bu açıdan bakıldığında benim şu ana kadar tespit edebildiğim 15 civarında alan var. 15 civarında yani Barış Pınarı'nı da kastederek mi en kapsamlı diyorsunuz? Hava harekatı olarak mı en kapsamlı? Hayır hayır. Yani şimdi bizim yapmış olduğumuz harekat alanları harekat yaparken orada çok güçlü bir askeri etki görüyorduk. Ama o alana özgü görüyorduk. Ama burada Irak'ta yani nereler var? Süleymaniye tarafı var. Erbil tarafı var. Duhok tarafı var. Bir şekilde Musul tarafı var. Öte tarafıyla yani şehir olarak sayıyorum ama şehrin içerisinde de çok özel yerlerin vurulduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Suriye tarafında Şehba kantonu başta olmak üzere bir şekilde sınıra yaslı alanlardaki hemen her yerin vurulduğunu görüyoruz. Yani böyle bir temel fotoğraf ortaya çıktı şu an. Yani bunların isterseniz kısaca sayayım benim tespit edebildiklerim şu ana kadar. Şehba'da Tel Rifat ve Minnik Havalimanı, Marenes, Derbesiye, Malikiye, Ayn el Arab, Karaçah Dağı, Ayn Dagiye ve Ayn İsa. Irak tarafında ise Sincar, Süleymaniye Kırsalı, Assos, Kandil ve Senkeser vuruluyor. Yani buralardan bakıldığı zaman hiç bu, ben açıkçası şu ana kadar bu kadar geniş kapsamlı bir hava harekatı görmedim. Abdülbahar, yani, herhalde Suriye ve Kuzey Irak'a aynı anda yapılan da ilk harekat mı oluyor? Yanlış mı biliyoruz? Yok, daha önce yapmışlardı ama bu kadar yoğunluydu. Bu kadar yani, kapsamlı hani, değildi. Sincar'da, Şengal'de de vurdukları oldu. Suriye tarafında da vurdukları oldu aynı anda. Ama ilk defa bu kadar yoğun bir alan var. İsmail Hakkı Pekin de öyle. Evet, buyurun. Şimdi açıkçası çok ciddi çalışıldığı gözüküyor. Çok geniş kapsamlı çalışıldığı gözüküyor. Ve bütün bunlarla beraber yani açıkçası hiç bu kadar geniş kapsamlı bir alanı ben görmemiştim. Yani bizim harekat alanlarının dışında PKK'nın yuvalandığı, mevzilendiği hemen her yerin vurulduğunu görüyoruz. Yani Halep kırsalında da bazı yerlerin vurulduğunu görüyoruz. Tabii konuşmuş olduğumuz bilgiler teyitsiz. Sahadan almış olduğumuz bilgilerle beraber konuşuyoruz ama açıkçası pek çok kaynaktan pek çok şekillerde geldi. Yani PKK'nın da yapmış olduğu bir takım açıklamalara baktığınız zaman oralardan da bir takım şeyler elde edebiliyorsunuz, veriler elde edebiliyorsunuz. Bakıldığında açıkçası gerek Suriye'de gerek Irak'ta şu ana kadar bu kadar kapsamlı bir harekat eş zamanlı olarak yapılmamıştı. Yani şu ana kadar yapılan en büyük hava harekatı dememiz son derece doğru olur diye düşünüyorum. Abdullah Bey, zaten uzun süredir böyle bir operasyon, kapsamı böyle ya da farklı ama yani Suriye'ye bir operasyonu konuşuyoruz ve bu bekleniyor. Sadece zamanı bilinmiyordu. Bu son terör olayı mı fitili ateşledi? Yani bununla bağlantı kurarak konuşabilir miyiz şu anda? Çünkü cevabının verileceği de söylenmişti resmi yetkililerce bu yaşanan üzücü saldırının ardından. Şimdi tabii çok kesin bir cümle kurmak doğru değil. Ama şöyle bir gerçeklik var Serap Hanım. Yani şimdi bir terör örgütü sizin canınızı yakmışsa yapılan planlama çok kısa bir sürede güncellenip başlarına yıkılabilir bütün mevzileri. Böyle bir bağlantı kurabilir miyiz? Böyle bir bağlantı kurabilmemiz mümkün. Ama sonuçta böylesine kapsamlı bir harekatın yapılması sadece bir terör eyleminin üzerine inşa edilen... Tabii zaten onu özellikle vurgulama ihtiyacı duydum. Elbette, çünkü zaten bu bizim her zaman gündemimiz, Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli bir konu başlı başına. Ya, yani bu açıdan bakıldığı zaman açıkçası çok kapsamlı, çok sıkı çalışıldığını, çok yoğun çalışıldığını öngörmemiz mümkün.
Çünkü sonuçta 15 civarında şu ana kadar tespit edebildiğimiz alanın vurulduğunu görüyoruz. Hedefin vurulduğunu görüyoruz. Mevzilerin vurulduğunu görüyoruz. Şimdi bakıldığında açıkçası bunun sadece savaş uçaklarından ibaret olmadığını, erken ikaz ve ihbar uçaklarından müteşekkil bir diğer tarafı da tanker uçaklarının katıldığını ve yani şu ana kadar tahmin ediyorum yapılan açıklamayla beraber göreceğiz ama bu kadar yoğun bir hava akını, bu kadar çoklu alana terörle mücadele tarihimize bence ilk defa yapıldı. Yani uzun süreli bir planlamanın sonucu olarak olabilir bu diyorsunuz değil mi? Ben bir kere bu tür planlamalar her zaman böyle olur zaten. Sonuçta iğneyle kuyu kazmak gibidir. Ve pek çok hedefi tespit edeceksiniz. Bunları güncelleyeceksiniz. Takip edeceksiniz. Ve güncellemeyle beraber yani emir verdikten sonra bunları nokta atışlarıyla beraber vuracaksınız. Ve yani bütün savaş uçaklarının kullanmış oldukları koridorlar, manevra alanları, bir şekilde irtifaları bunların hepsi başlı başına zor işler. Çünkü sonuçta böylesine bir harekatı, böyle kapsamlı bir harekatı. Hele ki hava sahaları bir şekilde özellikle Suriye tarafındaki hava sahasının bir kısmı Rusya tarafında, bir kısmı Amerika tarafından kontrol edildiği bir alana girerken. Onları da konuşacağız. Bu tabii şimdi bununla ilgili bir açıklamayı beklemek gerekiyor ama sağdan gelen bazı bilgiler savaş uçaklarımızın girdiğine dair yani Suriye havasına girdiğine dair bilgiler var. Peki. Bunları resmi açıklamadan sonra konuşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Tamam. Sayın